Herkese merhabalar. Bugün sizlere dondurucuda aylarca saklayabileceğiniz cheesecake tarifi veriyorum. Hadi hemen tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle porsiyonluk şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben cupcake kalıplarına yapıyorum. Şimdi 2 paket kadar burçak bisküviyi güzelce rondomdan çekiyorum. Rondomdan çektiğim bisküvilerimin içerisine 3 yemek kaşığı kadar şöyle erittiğim tereyağını içerisine ekleyerek 2-3 kere daha şöyle çekeceğim ve güzelce karışmasını sağlıyorum. Şimdi alt tabanımız hazır. Şöyle bir kaşık yardımıyla her birine birer kaşık olacak şekilde şöyle içerisine ekliyorum ve yuvarlak bu boyutlarda bir kalıbınız varsa üzerine bastırarak alt tabanımızı oluşturuyoruz. Evet, ben bu şekilde toplamda 12 tane olacak şekilde hazırladım. Bir kenara alıyorum ve şimdi cheesecake'i yapacağız arkadaşlar. Cheesecake için 300 gram kadar oda sıcaklığındaki labne peynirini şöyle çırpma kabımın içerisine aldım. Daha sonra içerisine 1 paket kadar yine oda sıcaklığında %35 yağlı krema ekleyerek güzelce çırpma telimle karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı kadar pudra şeker ekliyorum. Normal şeker de ekleyebilirsiniz fakat şöyle karıştırma süreniz biraz artacaktır. Şimdi güzelce karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 adet yumurtayı teker teker olacak şekilde güzelce ekliyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Homojen bir kıvam aldıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar un, 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ve 1 paket kadar vanilyayı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz cupcake kalıplarının içerisine paylaştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini paylaştırdım. Şimdi büyük bir tepsinin içerisine kaynar su ekliyorum. Buharda pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Kaynar suyu ekledikten sonra cupcake kalıbımı içerisine oturtup 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişirirken şöyle hafif salladığınızda orta kısmı sallanıyorsa olmuş demektir. Ben şimdi olan cheesecake'lerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttığım cheesecake'lerim bu şekilde oda sıcaklığına gelecek. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde olmuş. Oda sıcaklığına geldikten sonra 1 saat kadar da iyice soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra dolapta dinlendirebilirsiniz. Eğer hemen servis yapacaksanız, hemen servis yapmayacaksanız eğer bir tepsinin içerisine alarak üzerini kapatıp buzlukta dondurabilirsiniz. Dondurduktan sonra istediğiniz zaman kaç adet çıkaracaksanız çıkartıp üzerine süsleme işlemiyle servis yapabilirsiniz. Evet, ben buzlukta dondurmuştum ve misafirlerim geleceği zaman çıkarttım. Gördüğünüz gibi don şekilde. Şimdi üzerini süsleyeceğiz. Ben önceden ganaş hazırlamıştım. Ganaş ve frambuaz sos kullanacağım. Direkt böyle buzlu haldeyken üzerini süsleme aşamasını yapıyorum. Daha sonra oda sıcaklığına geldikten sonra sunum aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Ben sos ve ganajımı sürdükten sonra üzerine şöyle çekilmiş fındık ekliyorum ve çilekli süsleme yapıyorum arkadaşlar. Sizler farklı şekillerde sunum yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde süslememi yaptım ve çok güzel görünüyorlar. Aşırı lezzetliler arkadaşlar. Buzluk tarifleri içerisinde kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Ben her zaman buzluğuma koyuyorum. Acil bir misafirim geldiğinde en azından tatlım hazır olmuş oluyor. Kesinlikle yaparsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.